Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere kendiniz yetiştirebileceğiniz ve ihtiyaç duyduğunuzda da kullanabileceğiniz tıbbi ve aromatik bitkilerin hangileri olduğunu kısaca anlatacağız. Bu bitkiler çok rahatlıkla yetiştirilebilir. Saksıda, bahçede, balkonda ve bu bitkilerin de birçok şifalı özellikleri var. Şimdi bunlardan birkaç tanesini sizlere anlatmak istiyoruz. Birincisi arkadaşlar lavanta bitkisi. Lavanta bitkisi dallarından alınan herhangi bir kısımla çok çabuk köklenir. Yaklaşık 15-20 günde ve yeni bir bitki elde edilir. Uygun sulama, yeterli güneşten sonra da bunu çok rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Hem saksıda hem de bahçenizde. Bir diğer bitkimiz biberiye bitkisi arkadaşlar. İşte şu anda saksıda yetiştirdiğimiz ve çiçeklenmiş haliyle. Bu özellikle taze yaprakları alınarak baharat şeklinde kullanılıyor. Çok çabuk köklenilebilen rozmarin bitkisi olarak da bilinen ve şu şekilde bir fide almak suretiyle bunu dikip toprağa yeni bir bitki elde edebiliriz. Biberiyeyi de bu şekilde yetiştirebiliriz. Aynı şekilde adaçayı arkadaşlar. Adaçayını da yine bahçede ve saksıda rahatlıkla yetiştirebiliriz. Koparacağımız herhangi bir dalıyla çelik şeklinde yeni fidanlar üretebiliriz. Adaçayını da çok rahatlıkla yetiştirebileceğimiz tıbbi bitkilerden. Yine nane. Nane de özellikle çabuk büyüyen, çelikle çok hızlı gelişen bir bitki. Bunu da diktiğimiz yeri kısa bir sürede kaplar ve böylelikle naneyi de tıbbi ve aromatik bir bitki olması sebebiyle rahatlıkla yetiştirebiliriz. Safran bitkisi soğanlarıyla yetiştirilebilen, ilkbaharda hemen çiçek açtıktan sonra kıymetli stigma tepecik denen ve baharat olarak kullanılan kısımlarını yetiştirilebilir. Bunu da saksıda veya toprakta, bahçede soğanlarıyla yetiştirmek mümkün. Diğer bir önemli bitki de salep bitkisi. Özellikle bölge şartlarında iklim durumuna çok hassas olmasına karşın saksıda, korunaklı seralarda veya uygunsa dışarıda, bahçede bu bitkiyi de yetiştirmemiz mümkün.